Merhaba arkadaşlar ve Almanya'dan yeni bir vloga hoş geldiniz. Biz çok şükür evimize kavuştuk. Gerçekten çok özlemişim arkadaşlar. Evimi özlemişim, yatağımı özlemişim. Araba sürmesini bile özlemişim yani o kadar. Hakan bugün öğlenci olarak çalışıyor. Zaten gelir gelmez direkt işbaşı yaptı. Ben de annemi çok özledim. 4 haftadır annemi görmüyorum. Bugün de biraz onunla vakit geçireyim dedim arkadaşlar. Ve mobilya bakmaya gideceğiz. Artık taşınmamız da yaklaşıyor. Her şey yolunda giderse 12. ayın başlarında taşınacağız. Ve daha hiçbir mobilya seçmedik arkadaşlar. O yüzden bugün bir gidelim bakalım diyorum. Ben zaten internetten ara sıra bakıyordum ama daha hiçbir şey kararlaştırmadı. Ve şimdi bir de fiyatları kıyaslamak için buradaki mobilyacılara bakmak istiyorum. Annem. Anne ben geldim. İn hadi. İyi iniyor anneciğim. Okey hadi. Ciao. Gidecek yarım boylarına bakarım. Saçına gül takarım. Kızların gelişine İstanbul'u yakarım. Elimde çiçeklerim. Çoktur diyeceklerim. Aç kapıyı sevdim. Aynen koltuk da bakacağım. Koltuk, sandalye, çocuk odası yani bebek odası için. Ondan sonra bilmiyorum bakalım. Evet. Bu nasılmış? Bebek odasınız işte şey oluyor ya. İşte şey ne diyorlar? İşte odası. Ayaklarını koy. Bir de şey çok hoş, kumaşı. Tam çocuk odasının. Baksana bizim koltuk kaç sene oldu alalı hala aynısı duruyor. Aynısı da rengi. Ya rengi değişik de modeli aynı yani. Ama bu sefer üçlü ikili birli arıyoruz. Ya da iki, bir ikili bir üçlü. Sana da yeni yatak mı lazım? Ehliyet. Ne lazım da? Ucuzlamış baksana. Hı-hı. 499 euro. Ama şeyleri de içinde mi? Matrat sesi. Aa bu da kullanışlıymış. Şey yapmış. Size göre değil de size göre olabilir. Gel bir de şu sehpa da istiyorum ben. Hani şey böyle çok misafir geldiğinde Türkiye'de oluyor ya. Bunlar ikili set mi? Evet. Ya. 29 euro. Dolap ucuzlamış 499. Bir de bak deminki yatağın beyazı 399 euro. Bu da ucuzlamış. Bu masa da çok güzelmiş. 499 euro. Fiyatı da güzel arkadaşlar. Ama çok ilginç duruyor. Şu lambanın fiyatına bakalım. 50 euro mu? İyiymiş. Bu bank ne kadar? Bize böyle bir tane bank da lazım. Bu sefer 4 sandalyeye bir tane bank alacağım. Bence de yani. 199. Ama rengi bizim masaya uymuyor pek. Daha açık. Doh uysun. Kullanışlı. Biz mutfağımızı aldık vallahi. Tabaklar da çok güzel. 5.99. Aslında yerimiz olsaydı ben de böyle bir tane buzdolabı istiyordum ama artık bir dahaki evimize inşallah. Anne şu çiçek çok güzelmiş. Fiyatına bakabileceksin. Ben o köşeye giremeyeceğim. Çok merak ettim. 10 euro. Çiçek mi saksı mı? Ben 10 euro az. Saksı. Saksı. Acaba çiçek çok güzel. Çiçeğin fiyatı yok.
Hay buluruz belki diyorum. Ya, şimdi gezeceğiz ya daha. Belki çiçek arka tarafta var. Ha şeyde vardı hani var ya. Çıkışta oluyor ya bütün çiçekler. Bu ne? Bu da gözüme çarptı. Bu da çok güzel bir şey. Bu ne? Şişe mi? Ya. Termo şişe mi? Ya. Drink flash. Aaa. Allah Allah, hiç güzel bir şey yok sanki ya. Değil mi? Öyle wow dediğim bir şeyi daha bulamadım. Yine havlu takımı da almak istiyorum. Hepsini böyle siyah yeni almak istiyorum. Ya siyah ya beyaz sence? Beyaz tehlikeli. Siyah en garanti değil mi? Büyükler 7.99. Ama şeyde de vardır. Ama ucuzlamış baksana 16.99'dan. Bunlar ne kadar? Yok yok onlar küçükleri. Ben de fiyatı yazmayayım. Şurada yazıyor mu? 3.99 diyor bunlar mesela be. Onlar mı? Ya. 2 euro. Ya, 5 TL. Melanie. Ucuzlamış. İyi. Alayım mı hemen? Al istiyorsan. Bunlar ne? Bunlar. He bu yer. Ya yere. Ama şimdi bir şey diyeceğim sana. Dolabına. Bak şöyle şey de. Ya siyah al. Ama biliyorum beğenir misin? Ney mesela? Ne de? Şu kırmızılar da fena. Aa, anne. Şöyle bak yukarıya bak. Oradan beğen. Gözüne hangisi iyi geliyorsa. Anne ben kırmızı nereye uyduracağım? Bak şunlar da fena değil. Bak bir benim ekmek kutusu. 5 sene önce aldım. Hala duruyor. Doğru. Değişmemiş hiç. O aradığımız yok değil mi? Çok güzeldi o. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Bali'deki şey, muz ağaçları gibi. Bak böyle var. Neyse şimdi hemen alacağımdan değil, hoşuma gitti öyle merak ettim de neyse. Ya belki bir şey yapabilirsin, onu alabilirsin. Neyse bir de internette bakarım. Arkadaşlar Mümax'tan çıktık. Orada maalesef umduğumu bulamadım. Yan tarafta da hemen XXX Lutz var. Şimdi bir de buraya giriyoruz. Bakalım burada güzel bir şey bulabileceğim mi? Şimdi bir kahve molası yapalım önce. Hangi fincanı? Hani hangisini istiyorsun? Cappuccino mu? Ben bir fincanı koyayım altına da taşmasın. Dur. Büyük gelecek o herhalde burada. Bakalım be. Çünkü bilmiyorum. Küçük mü geliyor? Büyük mü geliyor? Tam gelir belki de. Aynen tam gelecek. Ne kadar hızlı yaptı. Bizim evde 10 saatte bir tık şey çıkıyor. Ben de cappuccino içeyim ya. Şuradan pasta alalım mı? Ne? Pasta. Hem gezelim hem keyif yapalım. Welch magst du? Apfel? Schokus, kokus, schoko, kokus. Bu neymiş? Apfelstrudel. Croissant da var. Ben Apfelkuchen. Ach schau mal, es gibt auch so Sahnekuchen. So Torte. Ben şöyle Apfelkuchen istiyorum. Bu ayna çok hoş duruyor. Bir de ucuzlamış. Normalde daha pahalı oluyor. Vallahi bilmiyorum. Güzel ama nereye bilmiyorum daha. Baksanıza 300 eurodan 169 euroya düşmüş. Neyse. Bir aklımızda bulunsun. Bu güzel işte. Hem bizim yemek masasına uyar. Zaten hemen girişi olacak mesela. Tam yemek masasında böyle ahşaptan. Bu güzel mesela. Bakarız. Hepsini alabiliriz. Bakayım bir ama fiyatı. Fiyatı 679. Ucuzlamış mı? Evet. Oha.
1100 eurodan mı çözüyormuş? He yaparsın yaparsın anne. Yaparsın annem da. Her şeyi kendi yapıyor. İyi yap bana bunu o zaman göreyim. Alırım. Yapması böyle. Kolay olsa yapılır yani aslında. Metal kapaklı alacaksın. Tahta yapıştıracağım. Herhalde. Anne öldürecek beni. Tamam da yapması kolay olsa herkes yapar. Herkes kolay değil o fikre geleceğim. Bakın sandalye olarak bu tarz bir şey hoşuma gider aslında ama fiyatını görmek istemezsiniz arkadaşlar. Bir tane sandalye neredeyse 600 euro. Buna benzer hiç başka bir şey bulamadım. Arkadaşlar ben eve döndüm. Mobilya bakarken bayağı gezmişiz. Neredeyse 9000 adımı tamamlamışım arkadaşlar. Ama gerçekten çok yoruldum. O yüzden annemlerde kısa bir mola yaptım. Orada uyuyakalmışım. Az önce de eve geldim. Nala beni karşıladı. Ve çamaşırlar. Gitmeden önce çamaşırları atmıştım. Bir posta çamaşırım kalmıştı tatilde. Onları da makineden aldım şimdi. Dışarı asacağım. Hava bugün güzel olduğu için dışarıda daha çabuk kuruyor. Çamaşırları da astım. Şimdi kendime atıştırmalık bir şey hazırlayacağım. Aslında annemlerde yemiştim ama yine acık. Yufkanın üstüne şimdi kendime hızlı pizza yapacağım arkadaşlar. Sos olarak da bakın konserve domatesi kullanıyorum. Bunu da şimdi böyle mikserden geçiriyorum arkadaşlar. İçindeki domatesler biraz küçüldükten sonra baharat ekliyorum arkadaşlar. Tuz, fesleğen, karabiber, sarımsak tozu, azıcık da zeytinyağı ilave ediyorum. Bu sosu da şimdi yufkanın üzerine döküyorum. Üzerine şimdi istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela hindi füme, mantar, ruku ve biber kullanacağım. Evet ve son olarak üzerine rendelenmiş peynir serpiyorum. Ve 5 dakikada pizzamız hazır. Afiyet olsun. Gelelim şimdi bugünkü mobilya gezimize arkadaşlar. Allah'tan annemle gitmişim de Hakan'la değil. Hakan şimdi bas bas söylenir 4 saat beni boşuna gezdirdin diye hiçbir şey yoktu. Boşuna geldik. Ama gerçekten de öyle oldu arkadaşlar. Umduğumu bulamadım. Yani gerçekten hiç hoşuma giden bir şey bulamadım. Sırf o sandalyeleri gördük işte son olarak. Onlar da çok pahalıydı. Benim aklımda zaten bir model var. O yüzden ona uygun bir şey arıyorum. Mobilyaları artık internetten sipariş vereceğim. Zaten dediğim gibi internette beğendiğim modelleri bulmuştum. Onları da şimdi size hemen gösteriyorum. Tam olarak bu koltuğu aslında beğenmiştim internette ama sipariş etmeye cesaret edemiyordum aslında. Hani rahat olur mu olmaz mı diye ama artık sipariş vereceğim arkadaşlar. Bu üçlü koltuk 899 euro. Bir de bunun ikili koltuğu da var burada. Bakın ikili koltuğunu da sipariş vermek istiyorum. Yani bir üçlü bir de ikili hatta tekli koltuğu bile var. Ama bu bizim eve fazla gelir. Yani çok sıkışık olur. O yüzden sırf üçlü ve ikili sipariş vermek istiyorum. Yani burada tekrar fiyatlarını görüyorsunuz. İkilisi 799 euro, üçlüsü 899 euro. Bunlar da beğendiğim sandalyeler. En uygunu bunlar arkadaşlar. 4 tanesi yaklaşık 700 euroya geliyor. Yani tanesi 175 euroya ama bu masaya uygun bir şey bulmak çok zor. Sandalyeler bayağı eskidi deri olduğu için bakın hala da hep çizdi zaten. Bunları kullanmak istemiyoruz. Daha nazik, daha zarif sandalye arıyoruz. Hem buna uyacak hem koltuklara uyacak ve dediğim gibi sırf 4 tane almak istiyoruz bu sefer. Yine evde cam olacak bu tarafta. O tarafa da bank koymak istiyoruz. Hoşuma giden bu masaya uyacak en güzel sandalyeler bu. Bunlar da pahalı aslında. Hani bana kalsa sandalye başı 100 euro falan düşünüyordum. Ama maalesef benim düşüncelerime, benim hayallerime göre başka bir şey bulamadım. O yüzden yani dediğim gibi muhtemelen bu sandalyeleri alacağım. Zaten oturma odasına da başka bir şey gerekmiyor. Mutfağımızı aldık. Mutfağımız hazır. Bir sandalye eksik. Masayı götürüyoruz. Koltuk değişecek. Sehpamız da hazır arkadaşlar. Bir videoda göstermiştim. Outlet Center'dan sehpa da almıştık birkaç ay önce. Bu koltuğu da götürmeyeceğiz. Yine evde kullan anlayacağız. TV ünitesini kullanacağız. Yani bu kadar. Bundan ibaret. Resimleri, tabloları da falan götürürüm. Yine almaya gerek yok. Belki içindeki resimleri değiştiririm.
bir masa üstüne yeni avize düşünüyorum arkadaşlar. Sehpanın üzerine mesela bu evde şimdi bir tane lambamız, avizemiz var. Ama yeni evde sırf spot ışıklarımız olacak. O yüzden buna da gerek kalmayacak. Yani oturma odasını şimdi koltukları, sandalyeleri aldıktan sonra zaten düzmüş oluyorum. Ben de oturma odasına gidecek masrafları hesaplayayım şimdi. Çok merak ettim. İkili koltuk 799 euro. Üçlü koltuk 899 euro. Sandalyeler 699 euro. Alacağımız bank da aşağı yukarı 200 euroydu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi oturma odasına gidecek masraf tam 2597 euro. Hava eşyalardan bir de yatak odasına yeni dolap alacağız. Onu da IKEA'dan almak istiyoruz. Pax dolapları oluyor ya, Pax gardıropları, onu almak istiyoruz. Yatağımızı götüreceğiz. Komple bebek odası alınacak. Onu da ama muhtemelen IKEA'dan alırız. Bir de banyoya dolap, yani lavaboların altına bu sefer çift lavabomuz olacak. Lavaboların altına bir dolap gerekli. Ona da baktım. Fiyatları aşağı yukarı 1000 euro civarında. Bir de işte ıncık cıncık şeyler. İşte halısıydı, perdesiydi, ne bileyim bilmiyorum. Bayağı şeyler çıkıyor. Badanasıydı, lambasıydı, avize, oraya buraya dekor derken galiba bayağı bir masrafımız çıkacak. Ama şimdilik hesaplarımız böyle arkadaşlar. Ama bugünlük videomuz da bu kadar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bebeğini bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.